Tekrardan merhabalar herkese. Bilim Teknoloji Evreni'ne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Robotlar Şehri sergisindeydik. Ancak çok büyük olduğu için tek programa sığdıramadık. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarihte Profesör Isaac Asimov oluşturduğu 3 robotik yasayla insanla robot arasındaki ilişkiyi tanımlamıştır. Ve buna göre hiçbir robotun arzusu, isteği veya görevi insanla çeliştiğinde gerçekleşemez. Ve robotlar insanların isteği dışında hareket edemez demiştir. Asimov aynı zamanda oluşturduğu bu yasayla da insanla robot arasındaki ahlaksal ve hukuksal işlevin temellerini de ortaya koymuştur ve günümüzde de hala bu kullanılmaktadır. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Zehra Hanım, burası çok güzel bir sergi. Hızlıca başlamak istiyorum. Mesela şu nedir? Bu görmüş olduğunuz robotumuz Robot Riti. Robot Riti bir Fransız robotudur. Bir robotu hareket ettirmeyi öğretmek çok daha basittir. Dans ettirmeyi öğretmek de çok daha basittir. Fakat bir robota mimik eklemek biraz zordur. Çünkü biz insanlar bile sadece konuşurken, bir kere gülerken suratımızdaki 17 kas grubunu çalıştırıyoruz. Peki Zehra Hanım, bu Riti yüz mimiklerinde nasıl yapıyor bunu? Suratında 12 tane servo var. Yani servo dediğimiz motor aslında bir nevi. 12 motoru birden aynı anda çalıştırıyor. Biz insanlar bile sadece tek bir gülmemizde 17 kas grubumuzu çalıştırıyor demiştim az önce. Riti de 12 servosunu birden çalıştırıyor. Gayet etkileyici. Robot olarak Sophia vardı. O da yüz hareketleri, mimikleri, konuşmaları oldukça iyiydi. Hatta sonra yakın zamanda geçtiğimiz yıl olması lazım. Sophia'dan bile daha iyi yüz mimiklerine sahip bir robot geliştirmişler. Gerçekten zor bir şey mimik eklemek. Kesinlikle. Bize bu robotun yüz mimiklerini biraz gösterebilir misiniz? Tabii ki de. Hemen şöyle açalım. Başka neden havalı olduğumu biliyor musun? Çünkü beni kendi programlayabilirsin. En iyi arkadaşın olacağım. Ödevini yapmana yardım edeceğim. Siz evde yokken ben bir casus olabilir ve kedinizi takip edebilirim. Nedir bu tatlı şey? İsmi zaten sevimli robot Pepper'miş. Kesinlikle öyle. Çok sevimlidir. Adı da Pepper zaten. Pepper şu an günümüzde aslında birçok farklı yerde görmüşsünüzdür. Belki bazı mağazaların önünde, bazı bankaların önünde kullanılabiliyor. Bunun dışında o bir bebek bakıcısı, o bir arkadaş, o bir dost dahi olabiliyor aslında. Elinden her iş geliyor yani. Kesinlikle öyle. Şu an biz demo modunda kullandırdığımız için çok fazla alana bırakamıyoruz ama normalde kontrollü bir biçimde önündeki sensörleri sayesinde gezip dolaşabiliyor. Dans edebiliyor mu? Dans edebiliyor kesinlikle. İsterseniz küçük bir gösterisini izleyelim. Bir bakalım o zaman ya bu sevimli robota. Oturan arkadaşımızı biraz anlatabilir misiniz bize? Tabii ki de. Adı Nao. Oturan Nao. Yok, direkt Nao. Peki. Nao bir aile üyesidir aslında. Kişiyi eğlendirmekle de kalmaz. Sohbet edebilir, muhabbet edebilir, öğretebilir. Bunun dışında Nao yürüyebilir, dans edebilir. Yaklaşık 20 farklı dil de biliyor bu arada. Şimdi konuşan robot Nao var. Burada ve sadece İngilizce konuşuyormuş. O yüzden İngilizce konuşmaya çalışacağım. No. What's up? I'm super good. Thank you. One, two. I'm a pretty good girl. Nice to meet you.
Nao sonunda bizi kırmadı ve yani yaptı bu dansa. Nao teşekkür ederiz. Biraz zor oldu yani, rüşvet falan teklif ettik. Özel pil falan aldık yani, yapmıyordu dans falan. Nao. 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 Hey, Nao. Shake my hand. Of course. Salutations. Nice to meet you. Nice to meet you too, buddy. Şurada uyuyan çok sevimli, tatlı bir robot köpek var. Bizi biraz bu köpekten bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Köpeğimizin adı Aibo. Aibo gerçek bir köpekten farksızdır. Çünkü bunu söylememin sebebi gerçek köpek gibi komut alabiliyor. Onun gerçek köpek gibi duyguları var. İstemediği şeyleri reddedebiliyor. Kendi karakterini oluşturabiliyor. Fakat gerçek köpekten tek farkı çok fazla sahip edinemiyor. Sadece maksimum 3 tane sahip edinebiliyor. Bunun dışında oyun oynamayı, hareket etmeyi, sevilmeyi çok seven robotlardan biri. Aibo gel küçük küçük küçük. Gel küçük küçük küçük. Geliyor. Aibo'yu ilk sahiplendiğinizde, ilk aldığınızda gerçek bir köpek gibi yavrudur aslında. Ona kendi karakterini, olması gereken kişiyi sonradan enjekte ediyorsunuz. Siz ne öğretirseniz o onu öğretir. Yani karakter gelişimi mi var? Kesinlikle öyle. Bayağı iyiymiş. Şu anda Aibo tahminimce 4 yaşında ve zamanla oluşmuş bir karakteri var. Yani her Aibo aynı değil aslında. Başka bir yerdeki Aibo farklı bir karakterde. Bu Aibo da bizim ona öğrettiklerimizle ve geliştirdiğimiz şeylerle daha çok Aibo. Aibo, stand up. Stand up. Aibo, hands up. Aferin sana. Aferin sana. Aibo, stand up. Evlerde robot kullanımı son derece yaygınlaştı. Şu an hatta çoğu evde şu yerleri süpüren yuvarlak robotlardan bulunmakta. Hani şu akıllı robotlar çarpmadan her yeri temizliyorlar ya. İşte robotlar gerçekten günümüzde kullanımı artmış durumda. Bunlar ilk başta oyuncaklarla başlamıştı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Furby'ler vardı. Hani şu tüylü, sevimli canavara benzeyen oyuncaklardı. Ondan sonra Aibo'lar geldi. Ve şu anda aslında Aibo'lardan bir tanesi yanımızda. Bir bakalım. Daha alışamadık. Biraz bağ kurmak gerekiyor. Aibo. Hands up. Hands up. Aibo. İşte bu. Aferin Aibo'ya. Aferin. Aferin sana. Çok sevdim ben seni. Benim favorimsin. Sonra görüşürüz. Mama vereceğim sana sonra. Bu 3D yazıcıları önceki programlarda hatırlıyorsunuzdur. Daha basit olanları şurada ve daha kapsamlı olanları burada. Aslında şu an bir su olsa çok iyi olur. Yani bu nedir? Bana biri su getirdi şu an. Ya sen çok tatlısın. Tabii tabii tabii. Teşekkür ederim. Suyum var şu an. Bela, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kulaklarıma dokunmayı bırak. Ama çok tatlı. Çok kaşınıyor. Tamam tamam dokunmuyorum. Kedi görünümlü tepsili robot nedir? Ne iş yapar? Bu görmüş olduğunuz robotumuz Bella. Bir garson robottur aslında. Bella şu an günümüzde dünya çapında
çok sıklıkla bazı restoranlarda kullanılıyor aslında. Günde 400 tane teslimat yapabiliyor. Öndeki sensörleri sayesinde kimseye çarpmadan kontrollü bir biçimde masaları gezip siparişleri alabiliyor. Bununla beraber görmüş olduğunuz her katı 5 ila 10 kilograma kadar ağırlık taşıyabilir. Çalıştırabilir misiniz? Tabii ki de. Şöyle göstereyim. Zehra, neden Bela bu kolun yanına geçti? Bir bağlantısı var mı? Çünkü aslında X-Term bir robotik bir kol. Biz onu barista olarak kullanıyoruz şimdilik. Bir nevi Bella'nın işini kolaylaştırıyor. Çünkü Bella'nın bir kolu yok. Evet. Sadece tepsileri var. Kesinlikle. X-Term onun bir nevi işini kolaylaştırıp bilmek için barista olarak kullandığımız bir robotik kol. Ne yapıyor? Kokteyl mi hazırlıyor? Şu an küçük bir kokteyl hazırlıyor, evet. Asimo'yu hatırlarsınız. İlk modern insan robotu. 2005 yılında hayata geçirildi. Ve Asimo bu yıl 2022 yılında da tamamen firma tarafından kapatılmıştı. Ama Asimo tarihi dünyanın ilk modern insansı robotu olarak geçti. Az önce gördüğümüz iki tane 3D yazıcı vardı. Bu 3 boyutlu yazıcılardan bir tanesi daha temel, daha ilk versiyonlarından biri. Diğer gördüğümüz daha büyük olan ise Pro versiyonu. Çok daha üst düzey ve pahalı. Şimdi bu gördüğünüz her şey o iki yazıcıdan çıkma. İlk versiyonda olanlar şu gördüğünüz şeyleri çıkarmışlar. Biraz daha farkındaysanız çok daha kareli, çok daha az detaya sahip ama bu gördükleriniz bir tarihi eser çıkartabilecek düzeyde olanlar Pro olan daha üst düzey yazıcıyla çıkmış. Ya teknolojiye bakar mısınız? Bu kadar kıvrımlı, detaylı bir insan eserini çıkartabiliyorlar. Zehra Hanım, bu ufak tefek olan minik arkadaş kimdir? Ne yapar? Adı Alfa Mini. Ufak tefek olduğuna bakmayın aslında. Hünerleri biraz fazladır. Örneğin üretildiği yerin Tai Chi diye bir dansı var, bilirsiniz belki. Onu çok kontrollü ve dengeli bir şekilde yapabiliyor. Düştüğünde ayağa kalkabiliyor. Kamerasındaki sensörleri kamerası sayesinde bizi görebiliyor. Gözündeki sensörler sayesinde bizi de izliyormuş algısı yaratıyor. Onun dışında Alfa Mini küçük bir robot, bebek bir oyuncak gibi gözüktüğü için çocuklarımızın odasına koyup güvenlik kamerası olarak da rahatlıkla kullanabileceğimiz türden bir robot aslında. Ufak tefek ama bayağı hünerliymiş. Kesinlikle. Zehra Hanım, bu kıvır kıvır böyle hareketli robot nedir? Nasıl bir şeydir bu ya? Gerçekten buradaki en komik ve yaramaz robotlardan biri diyebilirim. Çünkü asla yerinde durmuyor, çok fazla hareketli bir robot. Yaklaşık 200 tane zaten hareketi var. Bu şekilde şımarıklık, kızgınlık tarzında. İnsansı duygulara da sahip aslında. Tepki verebiliyor yani. Tepki verebiliyor. Örneğin mesela onu bu şekilde sevdiğimizde kendisi bir kedi gibi mırlamaya başlıyor. Çok tatlı değil mi? Onun sırtındaki iskeletini istediğimiz şekilde biçimlendirebiliyoruz. 50 farklı şekle girebiliyor. Yani örneğin onu istersek bir yılan, istersek defasa bir robota bile çevirebiliyoruz. Tabii bununla da sınırlı değil. Bence bayağı şahane bir şey var şu an karşımızda. Peki mesela ben bunun yüzünü kapatsam sinirlenir mi? Sinirlenir. En çok sevdiğim şeylerden biri de insanları izlemek çünkü.
O zaman ben yüzünü kapatıyorum şu an. Size bakmasını engelleyeceğim. Evet, kafa atıyor. Gerçekten sinirlendi. Tamam. Açını kapatmıyorum. İstediğin gibi bak. Nedir? İki tane iple böyle ortaya asılmış, kalemli malemli duvar resmi yapıyor bu. Evet, aslında bir ressam robottur kendisi. Adı da Scribbit. Scribbit şu an günümüzde duvar çizimlerinde kullanılan robotlarımızdan biri. Görmüş olduğunuz rayları sayesinde kendi dengesini ve yönünü ayarlayabiliyor. Aynı anda 4 farklı renkte çalışabiliyor. Bunun dışında eskiden bilirsiniz ressamlarımız bir yere çıkardı, merdiveni çıkarlardı ve o şekilde çizimler yaparlardı. Şu an artık bu daha kolay ve daha hızlı bir teknolojiyle, yani Scribbit'ler sayesinde yapılıyor bir nevi. Ortalama bir resmi 45 dakika ile 2 saat arasında kendi teknikleriyle çizebiliyor. Wi-Fi üzerinden bu arada çalışıyor. Bir uygulamadan biz ona yapması gerekeni gönderiyoruz ve o da yapması gerekeni yapıyor. Ben de onu merak ediyorum. Yani biz bir resmi gönderiyoruz ya da bir fotoğrafı gönderiyoruz. Kesinlikle. Ve o çizmeye başlıyor. Kesinlikle öyle. Uygulama üzerinden yapması gereken çizimi kendi teknikleriyle halledebiliyor. Peki bu robotlar gidip de büyük binaların duvarlarına da resim yapmada kullanılabilir mi? Düz olan her duvarda kullanılabiliyor şu an. Bakalım nasıl bir resim ortaya çıkartacak. Bekleyip görelim. Tabii ki de. Şu an sanırım 3 boyutlu yazıcının nokta vuruşlu resim robotu gibi bir şey var karşımızda. Doğru mu tahmin ediyorum? Çizim robotu diyoruz biz aslında ona. Çizim robotu şu an az önce de bahsettiğimiz Scribbit'in bir nevi küçük versiyonu. Ama Scribbit daha çok duvar çizimlerinde kullanılabilirken çizim robotu daha çok düz alanlarda, yani işte kağıt olsun, nesneler olsun, tahtalar olsun tarzı yerlerde daha çoğunlukla demek daha doğru olur. Kullanılabilen bir robot. Çok detaylı çiziyor. Evet. Tek bir tekniği yok. Birçok farklı tekniği var. Örneğin mesela bir çizim robotu sadece düz çizmiyor. Normal insanların tekniklerini kullandığı bütün tekniklere neredeyse sahip. Biz genelde keçeli kalem kullanıyoruz çizimlerimizde. Ama onu sadece keçeli kalemler değil de daha çok normal kalemlerle de, hatta istediğiniz her türlü kalemle kullanabiliyoruz. Yani ben şimdi merak ettim. Çok usta ressamların eserlerini aynı ustalıkla çizebilir mi? Aynı duyguyla çizemez ama aynı ustalıkla çizebilir tabii. Teşekkür ederim. Robotik teknoloji 1916 yılından beri filmlerde kullanılmakta. Özellikle Robocop, Alien, Star Wars, Blade Runner gibi filmler Hollywood'un bu teknolojiyi kullanan başlıca filmleri. Ve günümüze kadar hala gelen bu teknoloji daha da ilerleyerek devam etmekte. Buradaki ürün daha çok sanayide kullanılan şu büyük ağır malzemeleri, materyalleri taşıdıkları aletlere benziyor. Bunlar ne yapar? Ne iş yapar bunlar? UARM bir robot koldur. Az önce de söylediğiniz gibi inşaat sektörlerinde daha büyükleri ve daha fonksiyonluları çalışır. Biz burada sadece minimal bir sistemini müşterilerimize göstermek amaçlı sunuyoruz. Bu robot kol yaklaşık 500 miligrama kadar ağırlık taşıyabilir. Bunun dışında şu an günümüzde bunun daha kapsamlıları oyuncak sektörlerinde, çikolata fabrikalarında, hatta yine az önce bahsettiğimiz gibi inşaat sektörlerinde sıkça kullanılıyor. Şu anda sanırım işlemini tamamlıyor. Peki
sarıyı da sarıya mı atacak? Yani rengi tanımlayabiliyor mu? Kesinlikle. Hemen şu görmüş olduğunuz ışıklar sayesinde rengi algılıyor ve koyulması gereken kamyona rengini ayırt ederek koyuyor. Tam bir sanayi fabrikasyon aleti. Kesinlikle öyle. Bu gördüğünüz robot yüksük robotu. Şimdi bu robotla Bulgaria Alpara'yı oynayacağız. Ortada. Hadi başlayalım. Evet, şimdi seçim zamanı. Bingo! Parayı kazandım. Zehra Hanım, bu yılan robot ısırır mı? İsterseniz deneyip görelim. Hemen biraz daha yakında elimi tutarsanız, Isırıyormuş. Yalnız bu neyden yapılma? Oyuncak gibi. Evet, tamamen Legolardan yapılmış bir şey. Neyden dediniz? Lego. Evet. Şu bildiğimiz çocukların oynadığı Lego oyuncaklar. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Peki başka bir şeyden yapılmamış yani, parmağım gidecekti. Şu an robot yılan tarafından sokulmuş oldum. Bayağı da inatçı, hala devam ediyor. Tamam, sakin ol şampiyon. Sırada Tesla şovu varmış. Bakalım nasıl bir şey? İzleyelim. Uçan piksellerin holografik gösterisine başlıyoruz. Thank you.
ve modern gösteri teknolojilerine alkış. Sergi devam ediyor. Zehra Hanım, çok teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için, gezdirdiğiniz için, bize yardımcı olduğunuz için çok sağ olun. Rica ederim, ne demek. Ayaklarınıza sağlık. Eğer bu konuda yardımcı olabilmişsek size ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Rica ederim. Hoşçakalın. Programımızın sonuna geldik. Umarım siz de bizim kadar keyif almış ve eğlenmişsinizdir. Bu sergi 2 Ekim'e kadar açık ve kaçırmamanızı tavsiye ederim. Einstein amcayla bilim teknoloji